Hepinize hayırlı pazarlar. Ben sosyal güvenlik uzmanı Ersin Konar. Her pazar olduğu gibi Akit TV ekranlarında Türkiye saatiyle 16'da, Avrupa saatiyle 15'te ekranlarınızın karşısındayız. Sizler ekranlarınızın başındasınız. Biliyoruz bizim programımızı yurt dışındaki vatandaşlarımız her hafta izliyor ve bununla ilgili de çok mesaj alıyorum. Öncelikle yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımıza programımızı takip ettikleri için ve bize güvendikleri için çok çok teşekkür ediyorum ve programımıza başlıyoruz. Öncelikle telefon numaralarımızı tekrarlıyorum. Ekranda görüyorsunuz sağ tarafta 0312 431 33 35'ten canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Ama programımız sadece yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'den emeklilikle ilgili soru ve sorunlarına cevap bulmak içindir. Lütfen Türkiye'deki normal vatandaşlarımız programımızı, hatlarımızı meşgul etmesinler. Ekranda gördüğünüz numara 0506 689 91 30. Zaten benim yıllardır cep numaram ve WhatsApp numaram. Programa bağlanamayan gurbetçilerimiz isterlerse 0506 689 91 30'dan da bana ulaşabilirler. Telefonlarımız çalmaya başladı ama bu numaradan canlı yayına bağlayamıyorum. Bir, programımız sadece yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımızın soru ve sorunlarına cevap bulmak içindir. Ve sorusu olan Türkiye'deki normal vatandaşlarımız hafta içi ekranda gördüğünüz numaralardan bize ulaşıp ücretli bir şekilde bizden bilgi alabilirler. Programımız sadece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'den emeklilikle ilgili soru ve sorunlarına cevap bulmak içindir. Onu tekrar hatırlatmak istiyorum. İkinci konumuz çok önemli. Buradan baştan söyleyeyim. Biraz sonra hani her hafta bizden emeklilerimizin VTR'lerini izliyorsunuz. Ve o VTR'lere bize güveninizi arttırıyorsunuz. Bunları sosyal medya hesaplarımızda da yayınlıyoruz. Öncelikle lütfen şu anda programı izleyen bütün gurbetçilerimiz Ersin Konar diye YouTube'a yazarak YouTube kanalına girip ücretsiz abone olmanızı istiyorum. Bakın iki haftadır söylüyorum, inanın 1000 aboneyi bulamadık. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz. Burada bizi destekliyorsunuz, programımıza katılıyorsunuz ama desteğinizi bir yerde esirgiyorsunuz. Lütfen hepiniz YouTube'a Ersin Konar yazıp ücretsiz abone olun. Orada 1000'i geçelim ki 1000 aboneyi geçtiğinizde ne oluyor onu da anlatayım. Bir ikincisi, bu abonelik ücretsizdir zaten. Herhangi bir ücretin herhangi bir şeyi yoktur. Siz 1000 abone yaptığınızda biz orada canlı yayınlarda bu anlattıklarımızı size günlük bildirim olarak anlatabileceğiz. Tek derdimiz bu. Başka bir derdimiz yok. Burada aldığınız bilgiyi orada da alacaksınız. Orada da sorularınızı yöneltebileceksiniz. Bu çok önemli. Lütfen Ersin Konar'ın YouTube kanalına girip ücretsiz abone olun. Hadi bekliyorum. Programın sonunda kaç kişinin abone olduğunu da buradan açıklayacağım diyorum. Konularımıza geçeceğim ama ufak, biliyorsunuz her hafta bir gündemi değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz dünya şu anda COVID-19'da mücadele ediyor. Ve Türkiye'nin de COVID-19'la ilgili mücadelesini görüyorsunuz. Sayın Fahrettin Koca Sağlık Bakanımız, Allah ömrünü uzatsın. Elinden gelen çabayı gösteriyor. Belki 2 saat 3 saat uykuyla işinin başında ve çok başarılı olduğunu da hepiniz takdir ediyorsunuz. Mütevaziliği de zaten söylenecek hiçbir şey yok. Sağlık Bakanımız da dahil, Sayın Cumhurbaşkanımız COVID-19'la ilgili Türkiye'de elinden ne geliyorsa yapıyor ve bunun sonuçlarını da görüyoruz hep beraber çalışmalarını. Ama biliyorsunuz bizim Samancılar dediğimiz bir grup var ve bu Türkiye'nin COVID-19'la ilgili mücadelesinin bir tane başarı tweet'i ya da tebrik tweet'i atmayan Samancılar dediğimiz grup bu ara Türkiye'nin dış borcuna merak sardı. Ve ben de dün oturdum akşamüstü yaklaşık 2 saat boyunca dünya genelinde dış borcu olan ülkeleri inceledim ve size güzel bir hazırlık yaptım. Yaklaşık 5 dakika kafanızı ağrıtacağım. Ama görün. Görün ki Samancılar dediğimiz grubun şu anda Türkiye'nin COVID-19'la ilgili mücadelesinden dolayı bir tane başarı tweet'e atmayan ama bunun altında Türkiye'nin dış borcunun 500 milyar dolar olduğunu söyleyen. Bakın uzatarak söylüyorum. 500 milyar dolar Türkiye'nin dış borcu var. Evet. Türkiye'nin dış borcu 500 milyar dolar. Şimdi ben buradan Samancılar dediğimiz gruba iyi izleyin burayı. İzleyin ki anlayın diyorum Samancılar. Peki dünyada
Türkiye'nin 500 milyar dolar borcu olduğunu söylüyoruz buradan. Ben de söylüyorum. Dış borcu olmayan ülke dünyada var mı? Maalesef yok. Peki dış borcu olmayan bir ülke var mıydı? Bakın nereye varacağım, ne çıkacak altından ve dünyanın en büyük ekonomilerinin dış borçlarını açıklayacağız biraz sonra. Libya vardı. Libya, Kaddafi dönemi hiçbir dış borcu olmayan bir ülkeydi. Ama sizin gibi samancılar dediğimiz gruplar tuttu. Libya'da Kaddafi'yi devirip şimdi Libya halkını yiyecek ekmeğe muhtaç etti, bu bir. Telefonumuz varmış. Bir iki dakika bekletelim, ondan sonra alalım. İkinci konumuza geçelim. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika. Amerika'nın dış borcunun ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Samancılar grubu. 25 trilyon dolar. Bakın Türkiye'nin dış borcu 500 milyar dolar. 484 de ben 500 milyar dolar diyorum. Ve Amerika'nın dış borcu 25 trilyon dolar. Yani Türkiye'nin dış borcunun tam 50 katı. Dünyanın en büyük ülkesi dediğiniz. Hadi geçelim Avrupa ülkelerine. Hemen bakıyorum, burada kayıtlarını aldım. Ve bu kayıtlar resmi rakamlardır. İkinci büyük ekonomiye geçelim, İngiltere'ye gidelim. İngiltere'nin dış borcu Türkiye'nin tam 16 katı. Yani 8 kat trilyon dolar. Özür diliyorum, kat trilyon dolar demeyeyim. 8 trilyon dolar. Yani Türkiye'nin dış borcunun tam 16 katı. Samancılar dinleyin, devam ediyoruz. Bunları niye anlatıyorum? Artık sosyal medyada bu şekilde paylaşım yapmayın. Nereye geçiyoruz? Kanada'ya geçiyoruz. Kanada'nın dış borcu 2 trilyon dolar. Kanada, bakın 2 trilyon. Türkiye'nin dış borcunun 4 katı. Daha devam edeceğiz. Nereye gidiyoruz? Almanya'ya gideceğiz. Almanya'nın dış borcu 5 trilyon dolar. Özür diliyorum. Türkiye'nin dış borcunun tam 10 katı. Almanya'nın dış borcu 5 kat trilyon dolar. İtalya'ya gidiyoruz. Her gün binlerce kişinin Covid-19'dan dolayı öldüğü İtalya'nın dış borcu 3 trilyon dolar. Yani Türkiye'nin tam 6 katı. Devam ediyoruz. Samancılar. Artık bunlarla uğraşmayın. Samancılar. Bilmediğinizden paylaşım yapıyorsunuz. Fransa'ya gidiyoruz. 3 trilyon dolar dış borcu var Fransa'nın. Bakın Çin'e gidiyoruz. Çin'e. Çin'i ben buradan tebrik ediyorum. 1,5 milyar nüfusa rağmen 2 trilyon 100 milyar dolar borcu var ve bence dünyanın en güçlü ekonomilerinden bir tanesi. Dış borcu olmayan ülke yok. Japonya'ya gidiyoruz. Hani her teknolojiyi üreten Japonya'ya gidiyoruz. Japonya'nın dış borcu 3,5 trilyon dolar. Yani Türkiye'nin tam 7,5 katı dış borcu var. Türkiye'nin 500 milyar dolar borcu var. Ama Japonya'nın dış borcu 3,5 kat trilyon. Şimdi İstanbul'un nüfusu 18 milyon, 3'te 1 nüfuslu olan bir ülkeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Lüksemburg'a gidiyoruz. Şimdi diyorsunuz ki dersine güzel çalışmışsın. Evet, güzel çalıştık, geldik. Evet arkadaşlar, Lüksemburg, belki çoğunuz duymamıştır. Lüksemburg İstanbul'un nüfusunun 3'te 1 nüfusu. Yani 6 milyon nüfusu var. Ve dış borcu 3 trilyon dolar. Yani Türkiye'nin 500 milyar doları borcu var diye internette yayın yapıp da saçma sapan dış borcu olmaması gerekirmiş gibi davranan samancılara buradan söylüyorum. Bu samancıları destekleyenlere de söylüyorum. Siz Gezi Parkı'nda Türkiye'ye 150 milyar dolar zarar uğrattınız. 150 milyar dolara zarara uğrattınız. Ve Gezi Parkı'nda ki eylemcilerin alnında öperim diyenler bugün sosyal medyada onların uşakları bugün sosyal medyada Türkiye'nin 500 milyar dolar borcu var diye çığırtkanlık yapıyor. Ama çok özür dileyerek söylüyorum. Hakikaten söylüyorum. Dünyada IMF'nin borcunu bitiren ülkelerin başında gelen Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan size 3 beden bu ülkeye büyük gelir diyorum. Ve nankörlüğünüze sizin çınır bulamadık. Zaten bulamayacağız. Sizin nankörlüğünüze bir sınır bulamayacağız. Ve tekrar samancılara söylüyorum. Bunu da ayrı olarak kesip sosyal medya hesaplarındaki samancılar için de yayınlayacağım diyorum. Ve programımıza başlıyoruz, geçiyoruz. Telefonumuz duruyor mu? Hemen bakalım. Alo, alo diyelim. Alo. Merhabalar. Alo. Merhabalar. Merhabalar Ercan Bey. İyi günler. Almanya'dan Şirvan Ünal. Hoş geldiniz Şirvan Bey. Memleket neresi? Öncelikle hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sinop. Sinoplusunuz. Almanya'nın neresindesiniz? Almanya Bielefeld.
Bilefert'tesiniz, çok güzel. Şivan Bey, nasıl yardımcı olabilirim? Öncelikle şunu sorayım. Programımızı ilk defa mı izliyorsunuz yoksa devam takip ediyor musunuz? Ben Akit TV'yi her zaman izliyorum. Sizi de her zaman izliyorum ve en doğru, en sağlıklı, en güzel bilgileri sizden alıyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nasılsınız? Ne var ne yok? Almanya'nın durumu nasıl? Covid-19'la ilgili şimdi herhalde... Şöyle söyleyelim. Almanya bu Ukrayna olayında en güzel bilgileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden alıyoruz. Almanya bilgilendirme açısından ülkemiz kadar bizi bilgilendirmiyor. Evet. Yani Türkiye şu anda, Almanlar da biliyorsun iyi, yalnız yaşayan 17 milyon Alman var. Aynen öyle. Yani bu Almanya iyi, ekonomisi güçlü ama bireysellik açısından kötü. Yani aile, dayanışma maalesef Türkiye kadar güçlü değil. Peki şunu sorayım. Türkiye'den emeklilikle ilgili herhangi bir işlem yaptınız mı bugüne kadar? Ben Türkiye'den emekliyim Ertin Bey. Emeklisiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Sana şöyle ben birinci ekranlarda, diğer kanallarda Türk toplumunu Avrupa'ya zurnalayan bazı kişiler çıkıyor. İşte mallarınızı gizleyin. Evet. Mallarınızı gizlemezseniz sizi Türkiye'den Almanya'ya söyleyeceklerdi. Bizim korkutmaktan başka işleri olmayan diğer kanallarda birileri var. İsim vermeyin efendim. İsim vermiyorsunuz çünkü Erhan Necar diye çıkıyor. Beyefendi, isim vermiyorsunuz. Beyefendi, isim vermeyin. Bakın. Vermeyin. İsim vermeyin lütfen. Yani oradakileri izleyip burada programda isim veremezsiniz efendim. Kanunen suç bu. Lütfen isim vermeyin. Devam edin. Buyurun, dinliyorum. Yani bazı kanallarda biz gurbetçileri mallarınızı gizlenin deniyor. Bu gizleme olayını biz anlayamadık. Neyi gizleyeceğim? Şimdi bakın, mal varlıklarını gizlemekle ilgili ben de söylüyorum. Bunu ayrımı iyi yapalım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devlet diyor ki, sizin mal varlıklarınızı biz Avrupa ülkelerine bildirmeyeceğiz diyor. Bakın bu çok önemli. Mal varlıklarını gizlemeyle ilgili gerçeği anlatıyorum. Ben de söylüyorum mal varlıklarınızı gizleyin diye. Şimdi Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika ülkeleri Türkiye'deki bireysel avukatlara yetki veriyor. Bakın burada şimdi sosyal yardım alıyorsan suç, biliyorsun. Türkiye'de evet. Emekli maaşı alıp Avrupa'da sosyal yardım alabilir misin? Alamazsın. Çoğu gurbetçimiz de sosyal yardımla geçinmeye devam etti. Ve bu yanlışa sizleri de düşürdü. Bakın bu kadar net söylüyorum. Ben burada bütün programlarımda anlatıyorum. Normalde sosyal yardım alamazsınız. Ama yıllarca gurbetçilerimiz ya bilinçsiz olduğundan dolayı ya yanlış yönlendirmeden dolayı Türkiye'de emekli maaşı alıp sosyal yardım almaya devam ettiler. Ve Avrupa'ya Türkiye'deki maaşlarını beyan etmediler. Söylediğimi anlayabildiniz mi? Maalesef, maalesef Avrupa'da artık bittiği bir dönemde olduğu için sizin Türkiye'deki mal varlıklarınızı araştırıp sosyal yardım aldığınız dönemde Türkiye'deki mal varlıklarınızı bize beyan etmediniz diyor. Doğru mu değil mi? Kaç kişi bu şekilde evet. Sıkıntı çekti. Ve bununla ilgili Türkiye'deki, bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu bilgileri vermeyeceğini açıkladı. Şahsi bilgilerinizi. Ama maalesef Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan buradaki bir avukata yetkili verdiklerinde buradaki avukatlar sizin mal varlıklarınızı oraya bildirebiliyor. Dolayısıyla tapudan dahil mallarınızı sizin başka, sizden hariç kimsenin görmemesi için bilgilendirme yaptırmanız gerekiyor. Buna da mal varlığı gizleme diyoruz. Bu ayrımı iyi yapalım. Ben başka bir şey için var demiyorum. Sadece mal varlığını gizlettirin diyorum. Söylediğimi anladınız mı? Kişisel evet, bilgileriniz dışarıdaki ikinci şahıslara verilmesin. Buyurun. Bu gizlemeyi nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Nereye göreceğiz? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Kendiniz de bir dilekçe yazıp verebilirsiniz ama profesyonel bir şey istiyorsanız beni yarın öğlen 1.30'la akşam 6 arasında arayın, görüşelim. Tamam mı kardeşim? Tamam. Var mı yardımcı olabileceğim bir şey? Çok güzel. Numaranızı ben sizden rejiden alayım değil mi? Yok, ekranda gördüğün iki numara da benim numaram zaten. Tamam mı abiciğim? Aradığın numara da benim. Peki Ergime, ikincisi 450 euroya kadar hayır. Çıkacak bir yasa vardı. Ne oldu bu? Hayır. Çalışma zaten yoktu. Kesinlikle ve kesinlikle çıkmayacağını da söyleyebilirim. Hele bu Covid-19 geldikten sonra Türkiye bütçesine hiçbir katkısı olmayan bir düzenekten bahsediyoruz. Çünkü şu anda sosyal hayat durmuş durumda. Esnaflarımız sıkıntılı.
kendiniz görüyorsunuz ve dolayısıyla Türkiye'nin ekonomisi küçülmeye devam ediyor doğal olarak. Çünkü, yani Ertin Bey burada buyurun. Şunu demek istiyor. Biz 450 euroya kadar çalışabilir bir hakkı vardı ya. İşte onu anlatıyorum. Onu anlatıyorum efendim. Türkiye'nin bir faydası yok ki, biz burada 450 euroya kadar çalışmak istiyorduk. Bakın yani Almanya'da. Sana göre yok. Devlet eğer o yasayı çıkartırsa maaş almamış yüzlerce kişi, binlerce kişi aylık talebinde bulunacak, maaş alacak, bütçe kaldırmayacak. Bunun daha net bir açıklaması var mı? Ödeyemeyecek bu maaşı. Peki bir de, sana düşün Ertin Bey. Buyurun. Ben Türkiye'den emekliyim. Tamam. Evet. Ben Almanya'dan toprak taş yiyecek değilim. O parayı buraya çekiyorum ama Türkiye'deki parayı buraya alıyorum. Bakın ben her programda şunu söyledim. Bakın benim bugün getirdiğim gene 6 tane emeklim var. İzleyeceksiniz. Hiçbirinde maaş yok. Bu vatandaşlarımızın çoğu emeklilik işlemini bitiriyor. Resmi olarak emekli olur yasını cebine koyuyor. Avrupa'da ister sosyal yardımını alıyor, ister çalışıyor, isterse hasta bakım parasını alıyor. Güzel kardeşim. Şimdi sen kaç yaşındasın ben bilemiyorum. Kaç doğumlusun? 55. 55 yaşında Almanya'da çalışabildiğin bir dönemde maaş bağlatmışsın kendine. Hata yapmışsın. Ben senin ilk işlemini ben yapmış olsaydım abi senin için 60 yaş daha sağlıklı derdim. 3600 günle 2600 lira maaşı garantilerdik, cebimize koyardık. İstediğin gibi çalışırdın, istediğin gibi sosyal yardım alırdın. Yanlış mı söylüyorum? Almanya size 65 yaşında emekli etmeden 55 yaşında maaş alıp orada çalışabileceğinizi düşünmek bence etik değil. Ben bugüne kadar ben yaptığım işte benim için değişen bir şey olmayacak. Seni 60'da da emekli etsem 50'de de emekli etsem. Söylediğimi anlayabildiniz mi? Ama ben size mantıklı olanı yaptırırım. Bakın burada şu anda 6 tane her haftada emekli olur yasa çıkarttığımız yüzlerce vatandaşımızı görürsünüz. YouTube kanalımıza girin. Güzel kardeşim, bu insanlara biz maaş bağlatmıyoruz çalışmaya devam. Ben firma olarak bağlatmıyorum. Ben başkasını bilmem. Yasal hakkımız yok, böyle bir hakkımız. Senin yerinde evet. Olayım şu anda. Ben Türkiye'deki maaşı durdururum abi. Gider Almanya'da istediğim gibi yardımımı alırım. Ne zaman işim biter o gün aylık talebinde bulunurum. Söylediğimi anlayabildin mi? Ben Almanya'dan da emekliyim. Ha, mahallen emekliysen tamam, o zaman hakkın var. İki yerden aylık alma hakkın var. Ama üstüne herhangi bir şey yapamazsın. Tamam mı güzel kardeşim? 450 euro artık çıkmayacak değil mi? Öyle bir durum. Abi şu an için çalışması durduruldu güzel kardeşim. Tamam. Teşekkür ederim efendim. Çok saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı pazarlar diliyorum. Evet, devam ediyoruz. Hadi emeklerimizi gösterelim ama videolarımız iki haftadır telefonlarımız kilitlendiği için iki tanesini yayınlayabiliyoruz. Ondan sonrası kalıyor. Buradaki videolar şu anda yayınlayacaklarımızın önünde çay bardakları, su bardaklarını gördüğünüzde lütfen saçma sapan muhalefet yapmayın. Sırf eleştirmek için de bunları bize yazan insanları görüyorum. Onlar Ramazan önceki çekimler. Lütfen bunun altında da bir şey aramayın. Vallahi yoruldum. Bakın bu benim bu siyasi olarak yaptığım açıklamalardan ya da çekemeyenlerden sosyal medya hesaplarım. Bakın bu kadar net söylüyorum. Buradan onu da söyleyeyim. YouTube kanalı YouTube dedim. Facebook kanalım bir ay engelledi. Şikayetten. Yeni bir Facebook hesabı açtık. O da aynı gün engelledi. Bu kadar çirkin bir muhalefetten bahsediyorum. Üçüncü hesabımızı açtık, o da engelledi. Lütfen, yani bizim söylediklerimiz hoşunuza gitmiyor ise kanal değiştirin kardeşim. Benim söylediklerim Facebook hesabımda, sosyal medya hesabımda işine gelmiyor ise engel koydurma, kanalımdan, sayfamdan çık git. Terbiyesizliğin alemi de yok diyorum. Lütfen bu işlerle kendinizi oyalamayın diyorum ve Almanya'ya gidiyoruz. Hüseyin Doruk'a emekli olur yazısı çıkarttık. Hayırlı uğurlu olsun. İzleyin, buradayız. Hadi Almanya'ya gidelim. Kim için gidelim? Hüseyin Doruk. Aslında 8 aydır uğraşıyoruz. Bakın bu kadar net söylüyorum. 8 aydır. Tabii Türkiye'de 1 milyon talep var. Bir de Hüseyin Bey'in önceden dolar bazında borçlanması vardı. Onu bu yatıracağımız borçlanma işine mahsup ettirip, bakın bu çok önemli, maaşı 2450 TL'ye olacak şekilde borçlanmasını 5000 gün üzerinden 136 bin TL'ye düşürdük. Bakın işte profesyonelce çalışma. Dedik ki dolar bazındaki borçlanmayla maaşı düşük olur. Sen bu parayı yatırmamışsın, çok cüzi bir şey yatırmışsın. Gel bunu SSK'ya çevirelim, SSK üzerinden işlemini bitirelim ve SSK üzerinden
işlemini çevirdik. Emekli olur yazısı hayırlı uğurlu olsun Hüseyin Durağ'a. Hatta o 7. ayda bizim ofisimize gelip çekim de yapmıştı burada. Hüseyin Durağ'a da hayırlı uğurlu olsun. Bizde durmak yok, yola devam. İşlemlerinizi kendi başınıza yürütmeye devam etmeye çalışmayın. Bakın yaptığınız işlemler bile, ilk baştaki başvurularınız bile çoğunuzun yanlış ve maaşınız düşük olacak şekilde yaptınız. Kaliteli hizmet istiyorsanız bize döneceksiniz. Bunun alternatifi yok. Normalde sosyal güvenlik kurumları bu işleri doğru düzgün yapamıyordu. Formüllerinde sizler başvuru yapmadığınız için. Kaldı ki 1 milyon talep varken işlemlerinizin doğru yürüme ihtimali çok çok zor. Bize ulaşın. Hüseyin Doruk'a hayırlı uğurlu olsun. Evet, Hüseyin Doruk'a hayırlı uğurlu olsun. Şimdi programımızı ne için yaptığımızı anlatıyorum. Yurt dışı borçlanması ile ilgili. Her ne sıkıntınız var ise bize ulaşabilir, bana ulaşabilirsiniz ekranda gördüğünüz numaradan. Şu anda değil, şart değil. Yarın da arayabilirsiniz, öbürsü gün de arayabilirsiniz. Arayanlar da var. WhatsApp'tan sorular gelmeye başlamış. Lütfen bakın burayı iyi dinleyin. Bizi ne için aramanız gerekiyor? 31 Temmuz başvurusunu kendi başına yapanlar, maaşlarınız 1000 lira olacak şekilde işleminizi yaptırın. Bu bir. Bunun için bize dönün. İster borçlanmanız çıkmış olsun, ister yatırmış olun, isterseniz hala çıkmamış olsun, bize ulaşın. Hala daha şansımız var. 2. 31 Temmuz müracaatını kaçıranlar. Dava açma hakkına sahipsiniz. Türkiye'de sigortanız var ise, cüzi borçlanma yaptıysanız acele etmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Bakın 2 ay içinde yeni bir genelge gelecek ve muhtemelen bakın söylüyorum, 31 Temmuz'u bizden duydunuz. 8 ay boyunca burada anlattık kalem kalem bu yasanın geleceği, SSK'dan emekliliğin kaldırılacağı, maaşın 1000 liraya düşeceğini, İstanbul seçimlerinin arkasından yürürlüğe gireceğine kadar hepsini anlattık. Ve birebir bizden duydunuz burada Akit TV ekranlarında 8 ay boyunca anlattık ve dediklerimiz kalem kalem oldu. Şimdi size tekrar söylüyorum, yeni bir genelge gelecek ve bu sefer... Bakın bu dava açmak için bekleyen vatandaşlarımız için söylüyorum, yurt dışındakiler. Hani hep şunu diyoruz ya, onlar bir kazansınlar biz de dava açalım. 2 ay içinde yeni bir genelge gelecek. Bu TL'nin şu anki 400 bin TL olan Bağkur'dan yurt dışı borçlanma sistemi maaşı 1000 liraya ile 1000 lira ile 1500 TL arasına düşürdü. Ama yaşı da aldı 50 yaşından, deminki beyefendi 52-53'te emekli oldu ya da 48-49'da bilemiyorum. Ama 47 yaşında emekli ettiğimiz gurbetçilerimiz bile vardı 3201 sayılı kanunla Almanya'daki işe giriş kabul ettirdiğimiz zaman. Dolayısıyla bu sistem, yani şu anki sistem 56 yaşından önce erkeği emekli etmiyor, bayanı da 55 yaşından önce emekli etmiyor. Dolayısıyla Türkiye'de sigortası olan gurbetçilerimiz çok acele edin. Bu 400 bin liralık rakam 2 ay içinde, yani muhtemelen ya Ramazan bayramı sonrası ya Kurban bayramı sonrası yürürlüğe girebilir ve bunu dolara çevirecekler ve dolayısıyla dava açacak gurbetçilerimiz bile o tarihten sonra kesinlikle ve kesinlikle dava açamazsınız. Niye açamazsınız? Hiçbir mahkemeye gidip de hiçbir avukat bu dava tutmaz, yani onu anlatmaya çalışıyorum. Ben iki eski yasadan emekli olmak istiyorum diyemezsiniz. Böyle bir mantık yok. 31 Temmuz müracaatını kaçıranlar da bize ulaşabilirler. Avukatımız da davanızı açar diyorum. Devam ediyoruz. Yurt dışı borçlanma işlemlerinizi yarım bıraktınız diyorum her seferinde. Ne diyorum? Telefonumuz var mı? Bir telefonumuz varmış. Alo. Düştü mü? Alo. Devam edelim. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Kiminle görüşüyoruz? Ben İsmail Doğan. İsmail Bey, nereden arıyorsunuz? Ben Antalya'dan arıyorum. Antalya'dan arıyorsunuz. Hangi ülke? Almanya. Hangi yıllar? Vallahi yıllar bilemeyeceğim. Ben buradan emekliyiz. Biz de başka bir şey soracağım. Yani emeklilik hakkı. Buyurun. Efendim, ben şimdi hanımım Bağkur'dan emekli. Buradan. Evet. Ses de yeri yankı yapıyor da. Efendim bakın, bu program gurbetçilerin, evet, emekliliği programı. Tamam. Şimdi eşinizin bu... Avrupa ile ilgili sorusu varsa canlı yayında cevaplayayım. Ama Türkiye'den emeklilikle ilgili, normal emeklilikle ilgili soruysa özür dilerim, cevaplayamayacağım. Çünkü diğer vatandaşlarımıza da örnek olmuş olur. Kısaca... Efendim, çok enteresan bir durum ama. Buyurun.
Hanım buradan sigortaya para ödüyor. Hastalık sigortasına 200 lira para ödüyor her ay. Almanya için mi beyefendi? Almanya için mi? Hayır, burası için. 200 TL mi ödüyorsunuz? Aşağı yukarı şu anda 200 lira diyoruz. Yani. 100 TL beyefendi. 100 TL geçici sağlık sigortası ödüyorsunuz ve bu konumuz dışında. Lütfen özür diliyorum, cevaplayamayacağım. Saygılar sunuyorum, Allah'a emanet olun. Programımızın formatını aşıyor. Teşekkür ederim. Evet, gurbetçimiz Almanya diyerek bağlanmış ama konumuz Almanya değil tabii ki. Konu farklı, kusura bakmasın. Burada cevaplarsam arkasından diğer vatandaşlarımız da aynı soruları yönetmeye başlayacak ve programımızın formatına uymayacak. Onun için cevaplayamıyorum. Hafta içi arasa da yardımcı olabilirim diyorum ve devam ediyoruz. Bu arada sorularımız gelmeye devam ediyor. Yurt dışı borçlanma işlemlerinizi yarım bıraktınız. Bakın, yıllardır yurt dışı borçlanma işlemlerinizi yarım bıraktınız. Bu konuyu biraz sonra işleyeceğim. Araya bir tane emekli verelim. Bir emeklimizi daha gösterelim. Nereye gidelim? Yine Almanya'ya gidelim. Kim için gidelim? Sevgi Duman için borçlanmasını çıkartmış kızlarımız Ayben Hanım ve Ezgi Hanım. Buradan selam olsun. Onlar da izliyorlarmış. Emeklerinize, yüreğinize sağlık kızlar diyorum. Ve 2 numaralı VTR'yi izliyorsunuz. Tekrar buradayız. Hep söylüyoruz, 31 Temmuz'da müracaatınızı kendi başınıza yaptıysanız işlemlerinizi bize ulaştırın, bize ulaşın, hesabınızı yapalım diye. Ondan sonra düzenlemenizi yapalım, işlemimizi devam ettirelim diye. Sevgi Duman da öyle. Bakın, işlemini 12. ayda almışız. 31 Temmuz'da kendi müracaatını kendi yapmış. 12. ayda bize programlarımızdan izleyerek bize işlemini teslim etmiş. Kızlarımız borçlanmasını çıkarttı. Bakın, bu kadar net söylüyorum. Bu kadar şeffafız. Hanımefendinin işini alırken yaptığım hesap üzerinde, kendi müracaatını etmiş olduğu halde, bakın bu kadar net söylüyorum. İşini alırken demişim ki 200 gün açığınız kalacak, 200 gün açığınız kalacak ve üzerine 53 yaşında emekli olacaksınız demişim. O açığı bile 150 güne düşürmüşüz. Bakın, borçlanmasını çıkarttı, 150 gün açık kalıyor. Aynı söylediğim gibi, hatta daha da azaltmışız onu. 150 gün açığı kalıyor. 150 günde Türkiye'ye geldikçe sigortalı çalışacak. Hanımefendi 53 yaşında emekli olacak hale geldi. Bakın, kendi başınıza giderseniz yürüyemeyeceğiniz ve şartlarınızın ne kadar değiştiğini farkına varın. Bakın, kaliteli yaşamak dediğimiz hizmet budur. Avrupa'nın çilesini çekip de Türkiye'de emeklilik için yok gideyim, yok uğraşayım, yok acaba düşük mi maaş alacağım, yok evraklarım mı kaybolacak, yok ben bu işin peşinden mi koşacağım diye düşünmeyin. Gelin kaliteli yaşayın. Kendi başınıza işleminizi yaptıysanız da işleminizi bize teslim edebilirsiniz. Sevgi Duman, hayırlı uğurlu olsun. Gözünüz aydın. Allah inşallah maaş çektiğiniz günlerde nasip etsin diyorum. Bizde durmak yok. Yola devam. Evet. Evet, Sevgi Hanım'a da Sevgi Duman'a da hayırlı uğurlu olsun. Bizde durmak yok, yola devam diyoruz ve devam ediyoruz. Bu arada buradan aramalar geliyor ama buradaki aramaları şu anda programdan dolayı açamıyorum. Ekranda gördüğünüz numaradan 0312 431 33 35'ten bağlanmanız gerekiyor. Programdan 1 saat 2 saat sonra ya da yarın öğlen 1.30'da eğer isteyen bana cep numaramdan da aynı numaradan da ulaşabilir diyorum. Bir telefonumuz varmış, alo diyelim. Alo. Alo, merhabalar. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Kiminle görüşüyoruz? Gülay. Gülay Genç. Gülay Hanım, evet. Merhabalar. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Hangi ülke? Avusturya, Viyana. Kaçıncı Viyana'daydın? 16. Viyana'da. Evet. Çok güzel. Devamlı 10. Viyana'ya gelirdim. Memleket neresi? Aksaray mı? Hayır, Sivas. Sivaslısınız. Çok Sivas, güzel. Kemerek. Sivas Kemerekli'siniz. Ne zaman döndünüz Türkiye'ye? Efendim? Türkiye'ye mi döndünüz efendim? Evet, evlendim. 87'de dönüş yaptım ve bir daha da gitmedim. Tabii emekli hatlarım orada kaldı. Evet. Şu an 55 yaşındayım. Avusturya'da TC vatandaşı olarak 18 yaşından sonra ne kadar çalışman var? Yaklaşık 6 yıl. 6 yıl. Türkiye'den emekli misin? Hayır, Türkiye'de hiçbir sigortam falan yok. Hiçbir sigortanız yok, anladım efendim. Şöyle yapalım, sizinle ilgili yarın öğlen 1.30'la akşam 6 arasında bana dönüş yapın bu numaralardan, olur mu efendim? Tamam. Tamam mı? Sizinle ayrı görüşmemiz lazım. Tamam. Tamam.
Hayırlı pazarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. WhatsApp'tan sorularımız geliyor ve bu arada arkadaşlar bakın, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. 6'ya yakın gurbetçimiz yazmış. Ersin Bey, YouTube kanalınıza girdik, üye olduk diye. Ücretsiz abone oldular. Bak, çok teşekkür ediyorum. Ya şuna bak ya. Çok teşekkür ederim. Şimdi sizden ricam, ekranda belki programa yeni açmış olan olur, kanalı yeni açmış olan olur, anca evine gelmiş olan olur. Lütfen bakın, bizden sağlıklı bilgileri aldığınızı biliyorsunuz ve bunları YouTube'da da yayın yapmak istiyoruz. Ben söylerken bile aslında rencide oluyorum. Şurada sadece benim 50 binden fazla yurt dışında emeklim var. Tabii emekli oldukları için artık bizi takip etmiyorlar sanırım. İnanın 1000 aboneyi bulamadık. Şurada 3 haftadır söylüyorum, 2 haftadır, özür dilerim. Lütfen YouTube kanalına, YouTube'a girin, Ersin Konar yazın ve ücretsiz abone olun. Çok zor bir şey değil, ücreti yok, herhangi bir şey yok. Bizler size yardımcı olmak derdindeyiz. Buradaki doğruları orada da anlatmak derdindeyiz. Günlük konuları paylaşmak derdindeyiz. Bakın, bir haftalık birikimi paylaşmıyoruz burada. Orada günlük paylaşımlarımız da olacak. Lütfen YouTube kanalımıza Ersin Konar yazın ve ücretsiz abone olun diyorum. Facebook ve sosyal medya hesaplarımızda takibe geçebilirsiniz diyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz. Burada 6 kişi yazmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, YouTube kanalımıza üye olmuşlar. Çok teşekkür ederiz. Diğer gurbetçilerimizden de aynı şeyi bekliyoruz. Ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından Ersin Bey'e abone olduğumda yazabilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi ne dedik az önce? Dedik ki Sevgi Hanım'ın borçlanmasından sonra yurt dışı borçlanma işlemlerinizi yarım bıraktınız. Bunu anlatacağız. Şimdi gurbetçilerimiz Avrupa'da her şeyin prosedürde yürümesine alıştılar. Yaklaşık 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık Avrupa zihniyetine sahip olan gurbetçilerimiz var. Her şeyin sistemde olduğunu zanneden gurbetçilerimiz var. Bakın, bu anlattığım borçlanma işlemlerinizin maaşlarınızın düşük olduğu değil. O ayrı. Zaten yaptığınız işlemle, işleminizi yarım bıraktığınızda bile bilmediğiniz, yaptığınız işlemi bilmediğinizin en büyük örneğidir bu. Şimdi bakın, o ekranda gördüğünüz az önceki emeklilerimizin hepsinde yurt dışı borçlanma işlemleri bitirilmiş durumda. Yani resmi olarak işlemleri yapılıp, borçlanmaları çıkartılıp, yatırılıp, işlettirilip emekli olur yazılarını ceplerine koymuşlar ki yayın yapıyoruz. Ama yıllardır borçlanma işlemlerini gerek konsolosluktan, gerek bağlı bulundukları sosyal güvenliğe gidip sağlıklı bilgi alamayan gurbetçi vatandaşlarımız bu işlemin borçlanması çıktıktan sonra yatırdıklarında biz bu işlemi bitirdik, emeklilik yaşımızı garantiledik, yüksek maaşı da garantiledik diye düşünüyor. Hayır. Şimdi burayı dikkatli dinleyin. Hayır, yaptığınız işlemlerin hepsini yarım bıraktınız. Yani borçlanmayı yatırmak demek, bu işlem bitti demek değil. Çözüm var mı? Elbette var. Bunu düzgün şekilde işletip resmi olarak emekli olur yazınızı çıkartabiliriz. Ama sizler bu işlemlerin formüllerini bilmediğiniz için, zaten yaptığınız işlemleri formülünde yapmadınız ve dolayısıyla maaşlarınız düşük olacak şekilde işlem yaptınız. Bu şekilde yıllardır borçlanmalarını yatıran, bekleyen gurbetçilerimiz var ise ekranda gördüğünüz numaralardan bize ulaşsınlar. Biz onları doğru yönlendirelim. O öncelikle yaptıkları işlemle ne maaş alacaklarını değerlendirmek için onlara çıkan borçlanmayı, resimlerini WhatsApp'tan bana atarlarsa ben ona bakar. Ondan sonra eğer müdahale edebileceğimiz veya müdahale etmemiz gereken bir durum varsa borçlanmasını bozmadan düzenler, işletir, resmi olarak emekli olur yazısını çıkartırız ki ileride sistem değiştiğinde veya sosyal güvenlikte bir siber saldırıda bilgisayar sisteminin çökmesi halinde dosyanızın içinde parayı yatırdığınıza dair bir evrak olmadığı için ileride emeklilik hayaliyle belki Türkiye'ye dönecek gurbetçilerimiz de var. Çünkü Avrupa'nın bittiği dönemlerdeyiz. Artık valizini alıp dönme derdinde gurbetçilerimiz. Tabii içinde o
orada torun torba sahibi olup kalma niyetinde olanlar var ama 6 ay burada yaşayıp 6 ay orada yaşamayı düşünen gurbetçimiz çok. Ve bu şekilde buraya geldiklerinde aylık talebinde bulunduklarında bu sıkıntının farkına varacaklar. Lütfen bu sıkıntıyı çekmemek için bize ulaşın ve ısrarla aramalar devam ediyor. Buradan normal aramaları açamıyorum. WhatsApp'tan bana sorunuzu yazabilirsiniz diyorum. Ve devam ediyoruz. Yadullah Bey izliyormuş. Yadullah Yıldırım İsviçre. Güzel insan. Hafta içi işleminde teslim etti bize. Abicim saygılar sunuyorum. İsviçre'ye selamlar. Ellerinizden öpüyorum diyorum ve devam ediyoruz. Evet, ne dedik? Borçlanma işlemlerinizi yarım bıraktınız dedik. Ve dedik ki biz burada 31 Temmuz çıktı çıkalı 1 milyon talep var. Ve evraklarınız postada kaybolmaya devam ediyor dedik. Ve maalesef hafta içi yaklaşık 7'ye yakın gurbetçimiz hakkı öldüğü için bize ulaştı. Anlattığımızı belki kabul edemediniz, belki anlamadınız, belki kabul etmek istemediniz. Sistemde problemler var. Siz iadeli taahhütte evraklarla başvuru yapıyorsunuz. Yani 15 TL Türkiye'den olursa, 15 Euro Avrupa'dan olursa yurt dışı borçlanması için talepte bulunuyorsunuz. Ama sosyal güvenliğe milyonlarca başvuru geliyor. Ve dolayısıyla bu masrafın altından kalkabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu 200 kuruş yani 20 kuruşluk postalar gönderiyor size. İadeli taahhütte evrak çıkartmıyor. İadeli taahhütü nasıl yapıyor? Bunun içine koyduğu evrakı iadeli taahhütlü olarak mühürlüyor. Yani dolayısıyla bu zarfın içine koyulup postaya verildiği anda sizin 3 aylık süreniz işlemeye başlıyor. İster evrak isteme olsun, ister borçlanmanız olsun, ister borçlanmanızı eksik evrakları olsun. Maalesef 20 kuruşluk evraklar postaya veriliyor ve dolayısıyla postada kaybolma ihtimali çok çok yüksek ve sizin 3 aylık süreniz geçmiş oluyor, farkına bile varmıyorsunuz. Bu hafta içi 6'ya yakın gurbetçimiz bu şekilde işlemin hakkını kaybetti ve avukatımız vasıtasıyla hakkını kaybetmesinden dolayı, bu evrakın eline ulaşmamasından dolayı dava açtırıyoruz. Bilginiz olsun. Bu şekilde gurbetçi vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye çalışacağız. Çünkü verilmiş haklarınız elinizden alınıyor. Sizler iadil taahhütte evraklar gönderip sosyal güvenliğin 20 kuruşluk postalarının ellerine ulaşmamasından dolayı haklarını kaybetmiş gurbetçilerimiz olabilir. 31 Temmuz müracaatını yapıp borçlanması çıkmamış gurbetçilerimiz. Belki hakkınız öldü, haberiniz bile yok. Lütfen bize ulaşın diyorum ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Emeklerimizi gösterelim. Ramazan malum. Evet, bir telefonumuz daha varmış herhalde. Evet, alo diyelim. Alo. Hat düşmüş. Evet. Metin Şahin İsviçre'ymiş. Arkadaşlar bağlayamamış. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada WhatsApp'tan arabalar geliyor. Israrla söylüyor, arıyorsunuz. Arkadaşlar bilmediğinizden arıyorsunuz. Sizi üzmek istemiyorum. Lütfen sorunuzu yazın. Bakın şu anda 40'a yakın burada mesaj var. Lütfen sorunuzu yazarak bize ulaştırın. Şu an için programda WhatsApp'tan buradan canlı yayına bağlayamıyorum ekrandaki numaradan. Ama sıkıntınız var. Görüşmek istiyorsanız yarın öğlen 1.30'la akşam 6 arasında WhatsApp'tan evraklarınızı şimdi atın bana sorunuzla ilgili. Yarın öğlen 1.30'la akşam 6 arasında da dönüş yapın diyorum. Yoruldum. Nefesim kesildi. Hadi Almanya'ya gidelim. Enver Ulu. Onun da borçlanmasını çıkarttık. İzleyin. Videolar bayram öncesi videolar lütfen. Telefonların yoğunluğundan geçen hafta 2 haftaları yayınlayamıyoruz. 2 VTR yayınlayıp 3.'yü yayınlayamıyoruz. Onun için gurbetçilerimiz de videolarını da görmek istiyorlar. Hoşlarına gidiyor. Onun için bu hafta biraz bu videolara yoğunluk vermek istiyorum. Çünkü gurbetçilerimize de sözümüz var. 2 haftaları bekliyorlar, izlemek istiyorlar. YouTube'da var diyoruz ama biz programda görmek istiyoruz diyorlar. Çok çok teşekkür ediyoruz bize güvenleri için. Evet, Enver Ulu, hayırlı olsun borçlanmanız. İzleyin, buradayız. Evet, merhabalar. Nereye gidiyoruz? Tabii ki yine Almanya'ya gidiyoruz. Trabzon'dan bir gurbetçimizin borçlanmasını daha çıkarttık. Kim bu? Enver Ulu, Almanya Vakfı Kebirli Trabzonlu. 31 Temmuz'da hemen bakıyorum. Hemen müracaatına bakıyorum. Çok güzel. Biz müracaat etmişiz. Borçlanmasını çıkartmışız. 3600 gün istediğimiz gibi maaş 2500 lira olacak şekilde
Enver Ulu'nun borçlanması da hazır. Bakın burada hayırlı uğurlu olsun diyelim Enver Ulu'ya. Ondan sonra devam edelim. Gurbetçi vatandaşlarımız Avrupa'da şu anda eksik evraklarını bile tamamlayamıyor. Süreler 3 ay uzatıldı ama bize ulaşırsanız biz gereken eksik evraklarınızı taşıma tamamlamanıza yardım ederiz. Şu ayrıma da çok dikkat edelim. Borçlanmasını çıkarttığımız gurbetçiler veya kendi başına borçlanmasını çıkartan gurbetçilerimizin çoğu sanki borçlanma süreleri ertelenmiş gibi, yatırmak için ertelenmiş gibi düşünüyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Sadece 3 aylık süremiz var ve 3 ay içinde ödemediğiniz bütün borçlanmalar iptal olur. Sadece eksik evraklarını tamamlayamayan gurbetçilerimiz için 7. aya kadar süre uzatıldı. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Borçlanma işlemlerini hala devam ettirmeye, kendi başına devam etmeye çalışan gurbetçilerimiz bize ulaşsınlar diyorum. Enver Ulu'ya hayırlı uğurlu olsun, gözünüz aydın. Bizde durmak yok, yola devam. Evet, Enver Ulu'ya da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir telefonumuz varmış. Alo diyelim. Alo. Alo. Evet. Teknik bir problem mi var arkadaşlar? Alo. Safi Gül Gürol. Alo. İsviçre. Alo. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Benim size bir sorum olacaktı. Buyurun. İsviçre'nin neresindesiniz? Önce oradan başlayalım isterseniz. İsviçre'nin Lozan'dayım. Buyurun efendim. Ben buradan emekli oldum. Mali'den emekli. Evet. Bir de benim Türkiye'den bağkur şeyim çıkmıştı. SSK'dan. Evet. Sigortanız çıktı. Emekli olma hakkım çıkmıştı. Evet. Evet. Bunu Türkiye'den emekli olmak için ne yapmam gerekiyor acaba? Şimdi öncelikle Mali'den emeklisin değil mi? Yanlış anlamıyorum. Evet, malulen. İsviçre için, bakın Almanya'da az önceki beyefendi malulen emekli Türkiye'den maaş alıyor ama İsviçre maalesef malulen emeklilerine Türkiye'de maaş için sağlık primi yatırmaya devam ediyor İsviçre biliyorsunuz. Ve onu emekli kasasına yatırmaya devam ediyor. Dolayısıyla İsviçre'deki malulen emekli vatandaşlarımız Türkiye'den emekli maaşı direkt alamazlar. Safi Gün Hanım, evet. Bunu anlayabildiniz mi? Şu an kaç yaşındasınız? Şu an bu ayın sonunda 40'a gireceğim. Şimdi Safi Gün Hanım, onu da söyleyeyim. Şimdi sistem de değişti 31 Temmuz'da. SSK'dan emeklilik kaldırıldı biliyorsunuz. Evet. Ve şu anda vatandaşlarımız, Türkiye'de sigortası olanlar, İsviçre, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika sosyal güvenlik sözleşmeleri devam ettiği için dava açmaya devam ediyor. Ancak davayla SSK üzerinden emekli olabilirsiniz. Anladınız mı efendim? Yani normal şekilde dava açmam gerekiyor. Nasıl? SSK'ya mı dava açmam Tabii. gerekiyor? İsviçre, Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'ne istinaden ben bunun ayrıntılarını anlatmak istemiyorum. Bir sürü simsar dolu. Burada programı izleyip sizleri bilgilendirip emeklilik işlemi yapmaya çalışıyorlar. Onun için bu simsarlara fırsat vermeyeyim. Ayrıntıları anlatmayayım. Yarın öğlen 1.30'la akşam 6 arasında bana dönün. Tamam bu numaralardan. Ben size ayrıntıları anlatayım. Tamam mı efendim? Okey, tamam. Saygılar sunuyorum. Ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı pazarlar, hayırlı Ramazanlar. Şimdiden hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun inşallah diyorum. Ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Almanya'ya gidelim. Hadi şu VTR'leri bitirelim. 3 haftadır bekliyor. Gurbetçilerimiz görsün. Hoşlarına gidiyor. Sağ olsunlar. Almanya'dan Murat Akdağ. Emekli olur yazınız çıktı. Hayırlı olsun. Gözünüz aydın. Evet, bugünkü son çekimimizdeyiz. Nereye gidiyoruz? Almanya'ya gidiyoruz. Bakın bu çok önemli, bu çok güzel bir dosya. Murat Akdağ 31 Temmuz'dan önce işlemini firmamıza teslim etti. 22.07.2019. Dolar bazında yaptığı borçlanmayı mahsup ettirdik. 83 işe girişi kabul ettirip 5150 güne düşürdük. Ve 5150 günü yattırıp istediği anda emekli olur yazısı çıkartacaktık. Her işlem bitti. Maalesef beyefendi aynen şöyle başlamıştı. Yani normalde işi bilen biriyle yaptığınızda işleminizi sağ kulağınızı tutar gibi tutuyorsunuz. Ama Murat Bey bu şekilde başlamıştı. Şimdi biz bu hale getirdik ve borçlanmasını çıkarttık, yatırttırdık, işlettirdik. Ve şu anda Murat Akdağ'ın emekli olur yazısı hazır. Nereden yaptık? En yoğun illerden bir tanesi Sivas Sosyal Güvenlik'ten yaptık. Murat Akdağ'da
hayırlı uğurlu olsun. Ezgi Hanım'ın dosyası, Ezgi Hanım da şu anda yoğun çalışmaya devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun Murat Akdağ. Gözünüz aydın. Sizden ricam, lütfen YouTube kanalına, Ersin YouTube'a girin. Ersin Konar yazın ve ücretsiz abone olun. Murat Akdağ hayırlı uğurlu olsun. Gözünüz aydın. Bize durmak yok. Yola devam. Evet, Murat Akdağ da hayırlı uğurlu olsun. Gene VTR'lerimizi yayınlayamayacağız. Şu anda son 5 dakikamız bu bir. İkincisi telefonlarımız susmuyor. Bu 2, 3. Evet, bu son 2 VTR'yi de haftaya yayınlıyoruz. Kızların da dikkate alsın. Barış Ilgın ve Almanya'dan Güler Hanım işlemlerini bitirdiğimizi haftayaki videoların arasına ekliyorsunuz. Son 5 dakikamız, çok kısa anlatacağım. Telefon da almayacağım. Şimdi öncelikle hepiniz lütfen Ersin Konar'ın YouTube kanalına, YouTube'a Ersin Konar yazıp ücretsiz abone olun. Bu bir. Haftaya programımız yok. Sebepse haftaya pazar, bayramın birinci günü. Bir hafta programımıza ara vereceğiz. Tüm İslam aleminin Ramazan'ı, bayramı mübarek olsun. İnşallah hayırlısıyla ulaşmamızı nasip etsin. Tüm Türkiye'ye de, tüm Türkiye'ye de ve dünya genelindeki bütün vatandaşlarımıza da inşallah korona ile ilgili Allah yardımcıları olsun diyorum. Ve kısaca konularımızı tekrar anlatıyorum, bize nize ulaşmanız gerektiğini. 0312 431 33 35'ten yarın öğlen 1.30'la akşam 6 arasında bize ulaşabilirsiniz. 0312 431 33 35'ten bize canlı yayına bağlanabilirsiniz. Ama bağlandığınız numara yarın arayabileceğiniz numara. Ramazandır. Böyle şeyleri de mazur görün. Hakkınızı helal edin. Ara sıra dilimiz sürtüyor. 0506 689 91 30'dan da bize ulaşabilirsiniz WhatsApp'tan. Sorularınızı yazmak kaydıyla yarın öğlen 1.30'la akşam 6 arasında da arayın, ama bize arayanlar sorularıyla, sorunlarıyla ilgili her şeyi WhatsApp'a yazmış olsun ki, çünkü yüzlerce arama geliyor ve dolayısıyla öncelikle evraklarınızı atın diyene kadar bir gurbetçimiz daha arıyor, sıkıntı çekiyoruz. Onun için öncelikle WhatsApp'tan lütfen bana ekranda gördüğünüz numaradan sorununuzla ilgili ne işlem yaptıysanız, borçlanmanız varsa borçlanmanızı atın. Paranızı yatırdıysanız yazın oraya ki ayıralım. Lütfen adınız, soyadınız da yazın ve doğum tarihinizi de yazmanızı rica ediyorum. Ve daha kapatalım artık, biz de yorulduk. Bugünlük programımıza son verelim. Bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi hayırlı hayırlara vesile olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. İnşallah Ramazan sonrası ki ilk hafta pazar günü Akit TV ekranlarındayız. Kanalımızın bütün çalışanlarına buradan bizimle ilgili çalışmalarından dolayı, emeklerinden dolayı İstanbul ekibimize ve Ankara ekibimize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı pazarlar.